Onur Koleji'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde sürtünme kuvvetinin yüzeyin cinsi ile ilişkisini görebileceğimiz bir deney yapacağız. Hareket etmeyen bir cismi harekete geçirebilen, hareket halinde olan bir başka cismi ise hızını arttırabilen, yavaşlatabilen ya da durdurabilen etkiye kuvvet deriz. Kuvvet aynı zamanda bu cisimlerin şekillerini ve hareket yönlerini değiştirilebilir. Peki sürtünme kuvveti nelere bağlıdır? Yüzeyin cinsine, cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır. Sürtünme kuvveti yüzeyin eğimine bağlıdır. Eğim arttıkça sürtünme kuvveti azalır. Sürtünme kuvveti yüzeye dik olarak uygulanan kuvvete bağlıdır. Kuvvet yüzeye doğru ise sürtünme artar. Kuvvet yüzeye göre yukarı doğru ise sürtünme azalır. Cisimlerin yapıldıkları maddenin cinsine ve yüzeylerin pürüzlülük durumuna göre sürtünme kuvveti değişir. Deneyde kullanacağımız malzemeler 3 farklı yüzeyden oluşmuş eğimli bir rampa ve 1 adet araba. Şimdi hep beraber farklı yüzeylere sahip olan rampamızdan arabamızı hareket ettirelim ve gözlemlerimizi yapalım. Sürtünme, temas halindeki yüzeyler arasındaki kaymayı ve kaydırmayı engelleyici bir kuvvettir. Pürüzlü yüzeylerde daha fazla oluşan sürtünme kuvveti hareketi daha fazla engeller. Bir cismin hareketini hareket ettiği yüzeyin yapısı etkiler. Pürüzlü yüzeylerde cisimler daha zor hareket etmektedir. Sonuç olarak sürtünmenin temas halindeki yüzeyler arasında kaymayı ve kaydırmayı engelleyici kuvvet olduğunu görebiliriz. Pürüzlü yüzeylerde daha fazla oluşan sürtünme kuvveti hareketi de daha fazla engelledi. Bu sebeple deneyimizde kumlu ve taşlı zeminli aracımız daha yavaş ve daha az yol kat etti. Bir cismin hareketini hareket ettiği yüzeyin yapısı etkilediğini ve pürüzlü yüzeylerde cisimlerin daha zor hareket ettiğini görmüş olduk. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.